bilindiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 36. kongresi ilçemizde 9 Aralık'ta yapılacaktır. Bu süreci takip eden kamuoyunun duyarlılığını biliyor, Cumhuriyet Halk Partililer olarak üyelerimizin ve delegelerimizin kamuoyunun eleştiri ve önerilerini demokrasi kültürü içerisinde milletvekili adayı ve parti sorumluluğunun gereği dikkat ile takip ettiğimi bilmenizi isterim. Değerli arkadaşlarım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük ikinci mirasını dediği Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in çimentosudur. Cumhuriyet Halk Partisi, çağdaşlıktır, akılcılıktır, bilimselliktir. Cumhuriyet Halk Partisi, sanattır, kültürdür, spordur. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi, esnaftır, memurdur, işçidir, köylüdür. Cumhuriyet Halk Partisi, laikliğin bu ülkede teminatı, yurtta sulh, cihanda sulhtür. Cumhuriyet Halk Partisi, mağdurların, mazlumların, ezilenlerin sığındığı bir limandır. Biz, Cumhuriyet Halk Partileri olarak bunun bilincinde, Akçakoca'da bu sorumluluk içerisinde partililerimizin ve kamuoyların çekincelerini dikkate alarak partililerimiz ve delege arkadaşlarımızla yaptığımız istişare toplantılarında aldığımız izlenimler doğrultusunda uzlaşma çalışmalarında bulunduk. Ancak yaptığımız uzlaşma çalışmalarında bir sonuç alamadık. Bizler de şu anda sizlerin karşısında bulunan bu kadro ile Cumhuriyet Halk Partisi'nde 9 Aralık'ta yapılacak olan kurultayda yönetebilme adına üyelerimizden yetki alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegelerinden uzlaşı istemeye karar verdik. Yani siz değerli basın emekçileri aracılığıyla tüm kamuoyuna, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimine, arkadaşlarımla birlikte ancak üçüncü alternatif olarak değil, uzlaşı adına aday olduğumu bildirir, arkadaşlarım ve şahsım adına teşekkürlerimi sunarım. Evet.